أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف O üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim olan Allah, böylece sana da, senden önceki Resullere de buyruklarını vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O yüceler yücesidir, pek büyüktür. Öyle ki neredeyse gökler üstlerinden yarılacaklar. Melekler, Rablerini överek tenzih ve takdis eder ve yerde bulunanlar için mağfiret dilerler. İyi bilin ki gafur ve rahim O'dur. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. Allah'tan başka bir takım hamiler, veliler edinenlere gelince, Allah onları daima gözetleyip kontrol etmektedir. Sen onlar üzerinde yönetici değilsin. Böylece sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, sen ana kent olan Mekke ile bütün etrafını uyarıp irşad edesin ve gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan mahşer günündeki büyük buluşmayı haber veresin. O ne müthiş manzara! Bir kısım cennette, bir kısım alevli cehennemde. Eğer Allah dileseydi bütün insanları aynı dine bağlı tek ümmet yapardı. Ama O, insanların hak etmelerine göre dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Zalimlerin ise ne hamileri ne de yardımcıları vardır. Gerçek bu iken, bilakis onlar Allah'tan başka bir takım hamiler edindiler. Olacak iş midir bu? Hami ancak Allah'tır. Ölüleri diriltecek de O'dur. Ve O her şeye kadirdir. Hangi hususta ihtilaf ederseniz bilin ki, O'nun hükmü Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben de yalnız O'na dayanır ve güvenir, O'na yönelip gönül veririm. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattığı gibi, davarlara da eşler yarattı. O bu düzen içinde sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun yanındadır. Dilediğinin nasibini bollaştırır, dilediği kimsenin nasibini daraltır. Çünkü O her şeyi bildiği gibi her duruma en uygun olanı da bilir. O, dini doğru anlayıp hükümlerini uygulayın ve o hususta tefrikaya düşmeyin diye, din esasları olarak Nuh'a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi